Sevgi ve selamlar. 20. Platon okumalarıyla karşınızdayız. Şimdi bir hafta ara verdik. Şöyle biraz da dinlendik. İyi de olmuş aslında. Tamam, güzel. Ama şimdi bıraktığımız yerle ilgili de yani farkında olmadan edemediğim bir durumu da paylaşmak istiyorum. Zor bir yerde bıraktık. Çünkü yani bir yandan retorikle ilgili mevzulara baktık vesaire filan derken işte bir yandan o logosla ilgili mevzuya baktık. Bu Derrida'nın eczanesiyle ilgili kısımda orada epey bir zor alanlar var. Zorluk şununla ilgiliydi hatırlarsanız. O işte logostaki o canlı olma meselesi. Şimdi hani arada düşününce ben ister istemez yani o meseleyle ilgili en azından birkaç söz daha etmek gerektiğini düşünüyorum ve ardından da biraz bu gene aslında sık sık dönerek ele aldığımız Eidos'la ilgili şimdi bir parça daha bir yerlere getirmeye çalışalım diyorum Eidos'la ilgili. Araştırmamızı Platon'da. Şimdi öncelikle bu Logos'tan söz ederken aslında yani bunun Eidos'ta olan ilişkisini de söylemeden edemeyeceğim. Ne zaman Eidos'tan, Platon'dan bahsetsek aslında burada ayrılmaz bir parçası olan Logos'ta birlikte anmamız gerekiyor. Bazen bu unutuluyor, bazen değil, hatta sıklıkla öyle. Bunun bir nedeni çünkü Eidos'un kendi içinde başlı başına bir problem olarak ortada çıkması, bu horismos yani burada var olanlarla, duyu nesneleriyle arasındaki bu sınırı ortaya koyan sınırı ve dolayısıyla da Eidos'un başka bir yerde bir toposunun olmasıyla ilgili bir durum. Dolayısıyla gerçekliği, olgusal gerçekliği adeta topos olarak ikiye ayıran bir durum ortaya çıkıyor. Öyle bir görünüm var. Bu görünümü bize epistemolojik olarak da Platon'da temin ediyor hatırlarsanız. Çünkü ne diyor? Şeyde episteme tasnifinde, mağara istiharesinden önce Politeia'da diyor ki, yani bu diyor diyalektik anlamda diyor bir şeydir diyor, bir çıkıştır diyor. Dolayısıyla da bu ilerleme esnasında iki temel evrende iki cihet ortaya koyuyor. Bir tane noeton, bir tane horaton ciheti koyuyor. Sonra bu noetonla ilgili kısım hiçbir şekilde horaton itibariyle anlaşılır değil. Çünkü horatona nazaran görünmeyen bir evren. Bunun görünen ve görünmeyen evren olarak ifadesi de ilginç bir şekilde Phaidon'da geçiyor o şeyler dışında, tartışma esnasında Simias ve Kebes'in argümanlarını ölümsüzlükle ilgili karşılarken orada sanıyorum Simias'la olan şeyde, diyaloğunda Sokrates metinde görünen ve görünmeyen evrenden bahsederken muhatabı sen diyor beşeri anlamda mı söylüyorsun bunu diyor. Yani hani antropum beşeri nazarda mı bu görünen görünmeyen ayrımını yaptın diye orada bir müdahalesi var. O gözden kaçmasın. Çünkü beşeri bakımdan anlaşıldığı zaman bu ayrımlar bir ayrım olarak anlamlı. Çünkü bu ayrımların yapılması da aslında işte bizim o uzun kısa meselesine nasıl noetik olan doks itibariyle dahil oluyor la ilgili konuşmalarımız da aslında bunun bir parçası. Çünkü yani o Phaidon'daki bağlamda şunu söylemiş oluyor. Görünen ve görünmeyen evrenlerle ilgili Sokrates'in uyarısı. Bak diyor, bunların arasındaki ayrım esasen hakikat itibariyle söz konusu değil. Tam böyle anlamamız lazım. Aksi takdirde mesela Psyche ve Soma arasına bu kadar net ayrım koyması da enteresan olur. Yine Phaidon'da çok net. Yani bütün diyaloglarda var da değil mi? Hani neredeyse ruh beden diye ayırmış oluyor. Yani o zaman biz Descartes'e boş yere bakıyoruz dualizm diye. Çünkü orada dualizm zaten Platon'da var demek durumundayız. Bakın bu da önemli. Yani
bu mevzuları iyi anlamak oldukça önemli Platon'da. Çünkü Platon'da işin hakikat nazarıyla bakıldığında bütün bu meselelerin nasıl göründüğüyle doksa nazarından nasıl görüldüğü birbirinden ayrı iki şey. Bu iki şeyi bir şekilde birlikte koymak için bu ikisini birbirinden ayırması gerekiyor. O yüzden de hep bu ayrımları çok sert koyuyor. Yani ve bu sert koyarken de bu sertlikten kastım diskriminatif koyuyor. Yani ayrımcı koyuyor bunları. Ve diskriminatif olması, yani bu kadar ayırıcı, ayrımcı koyması, ayırt edicinin ötesinde Platon'la ilgili aslında filozofya faaliyetinin de zeminini veriyor. Çünkü tam olarak bu ayrımda, bu sınırda olup biten bir faaliyet, filozofya faaliyeti. Yani çünkü bunu ne kadar netleştirirse, o zaman filozofya faaliyetinin kendi enteresan toposu da o kadar ortaya çıkacak. Çünkü kendi enteresan toposu dediğim aslında onun bir sahnesi var. Ve o sahne, yani eğer biz Sofos ve Filozofos bağlamında konuşuyorsak elbette ve ilginç biçimde Sofos'un sahnesi. Yani dolayısıyla da işte Silen maskesindeki Sokrates'tir aktör olarak ortaya çıkan. Yani Sofos'un bir aktör olarak ortaya çıktığını görüyoruz biz. Şimdi dolayısıyla bütün bu ayrımlar, yani diyaloglardaki bütün bu işte epistemolojik, ontolojik bağlamlarda ortaya konulan ayrımlar ve bunların son derece sert bir şekilde yapılması ya da Timaeus'ta konuya nedir bu? Hiç değişmeyen, hiç değişime oluşa tabi olmayan, hep aynı kalan ve nedir bu hiç bir şekilde aynı kalmayan diyerek ayırdığı, değil mi? On ve genesis. Bütün bunları çok sert ayırıyor. Ama sonra ne dedik? Dedi ki problem burada ne onda ne de genesiste olabilir, değil mi? Yani hani genesise biz yani genel şey geçer ifadesiyle değişim de diyebiliriz. Değişim olmadığını gördük. Metabaleydi, değil mi? Değişim başka bir şey. Değişim burada. Ona genel olarak oluş diyebiliriz. Ama oluş aynı zamanda bir doğuş. Çünkü poiyetik bir esası var Platon'a göre. Yani dolayısıyla bir meydana getirme. Bu kısımlar önemli. Genel ismi genesis yani. O yüzden mesela varlık ve oluş bunları çok net ayırt ediyor. Ama problem ne varlıkta ne de oluşta. Problem neydi? Oluştaki aynı kalandaydı. Şimdi bakın. Buralara yani bu zeminlere geri dönmeden ve bu zeminleri gerektiği şekilde dikkate almadan düşüncenin içerisinde bu kavramları asla yerli yerine koyamayız. Yani işte Platon'da Eidos, Logos vesaire filan. Yani şey için de geçerli bu. Aristoteles için de. Çünkü Aristoteles istediği kadar Platon'u ters yüz ediyor görünsün. Değil mi? Yani hani bir tür ters yüz etme diyelim ona. Neye? Eidos'u Morfe'ye çekmeye, değil mi? Ters yüz edersen Eidos'u ne bulursun? Morfe bulursun aslında. Yani dışarıya çıkarıyor. Anladınız mı? Ters yüz ediyor dediğim o. Eidos'u dışarıya çıkarıyor. Dışarıya çıkardığın anda işte şundaki Morfe'dir yani. Bildiğimiz biçimdir. Ama buradan yola çıkarak sen Platon diyaloglarındaki Eidos'u biçim olarak karşılayamazsın işte söylediğimiz. Enteresan durum yani. Neredeyse patolojik seyreden bütün o tercümelerde. Şimdi o zaman bu değişimde aynı kalma meselesini nasıl hallettiklerine bakacaksın. Yani hani şeyden, bütün şeyden bağımsız olarak. Yani işte Aristoteles Platon'un işte öğrencisiydi, onu gördü, nasıl oldu vesaire filan. Bu bir tür aile kavgası, öyle söyleyelim. Yani hani nasıl olduğunu bilmez hakikaten. Çok hayret verici yönleri var. Fakat yani Aristoteles için de Platon için de halledilmesi gereken mesele ortada. Yani değişimde aynı kalanı nasıl yakalayacağız? Şimdi denilebilir ki Platon'un işi kolaydı, değişimde aynı kalanla ne ilişkisi vardı? Çünkü derdi ki varlık ve oluş derdi. Sonra da oluşu doksa derdi. O zaman Parmenides'in söylediğini söylemiş olurdu. Değil mi? Zaten onun için Parmenides'le ilgili sorunu Platon'un, bu sorunu Parmenides'in görme işi. Şimdi bakın Parmenides eleştirisine geldik. Yani oluşta aynı kalma. Dolayısıyla da oluşa tabi olan da akanda kalan yani. Yani dolayısıyla da değişimde aynı kalan.
Yani dolayısıyla değişim değil problem olan. Varlık da değil. Ama şimdi varlıkla değişim arasında, yani dolayısıyla oluş arasında bir ilişki var. Bu ilişki sayesinde biz oluşta ya da değişimde aynı kalanı tutabiliyoruz. O tutabilme imkanlarımız var çeşitli. O yetilerle ilgili bir durum bu arada. Ve bu sebeple de mesela kendimizin 7 ya da 47 yaş arasındaki şeyi kıyaslıyoruz ve diyoruz ki tamamıyla birbirinden ayrılar ama buna rağmen aynılar. Peki nasıl oluyor da her şeyle değişmiş olmasına rağmen? Üstelik bu konuda Platon çok radikal Phaedrus'ta, değil mi? Hücrelerine kadar her şey değişiyor diyor. Gerçekten o da öyle. Düşünceler değişir, duygu değişir, her şey değişir diyor. Net bir şekilde. Değişmeyen hiçbir şey yok. Bilgi de değişir diyor mu? Diyor. Çünkü bilgi değişir deyince bilgiyi nasıl yerine koyabiliyorsun ancak? Hafıza yoluyla. Yani hafıza yoksa Platon'da hiçbir şekilde bilgiyi tutabilmen mümkün değil. Yani bilgi böyle zihin tarafından düşünülerek yapılan bir şey değil yani. Düşünmenin kendisi bilgi değil. Yani dolayısıyla bilgiyle olan ilişki esastan hafızayla ilgili. Ama bu hafıza Platon'da depo gibi değil. Yani bir tank ya da yani hani bir boş bir depo, içine atıyoruz böyle bir takım şeyleri. Sonra karıştırıp çekip çıkarıyoruz ya da bakıyoruz içine. Aa şu da varmış falan. Ya da bir tavan arasına atılmış, değil mi? Kullanılmış eşyalar deposu gibi. Böyle bir yer değil. Etkin bir yer. Yani hafıza bizatihi dinamisi, gücü, kuvveti olan bir şey. Dolayısıyla bir yeti olarak çok hayati bir işlev görüyor. Yani o değişimde aynı kalmada hafıza işin esasında. Şimdi bakın buradan ilginç bir yere geliyoruz. Yani nereye geliyoruz? Hafıza meselesine. Hafıza meselesine. Şimdi hafıza meselesine nereden geldik? Dikkatinizi çekelim. Şeyden. Değişimde aynı kalmadan. Tamam? Çünkü değişimde aynı kalan varlık olamaz, değil mi? Değişimde aynı kalan varlık olamaz. Çünkü o zaman ne olmuş olur varlık? Cüp diye oluşur mana düşmüş olur. Oluşur mana düşerse ne olur? Her şey gibi oluşa gelir. Yani güzellik mesela güle düşse, gülden ibaret olsa ne olur? O zaman gül gibi solup gider yani. Yani zaten o sebeple enteresan bir şeydir o yani. Gülü güzel buluyor olmamız. Çünkü gülün gelip geçici olduğunu biliyoruz, solup gideceğini biliyoruz yani. Buna rağmen ilginç bir şekilde yani hiç öyle olmayacakmış gibi bir duyguya kapılıyoruz onu güzel bulduğumuzda. Buralar işte yani mesela özellikle o yüzden Kant estetiği çok ilginçtir. Yani Kant'ın bunu başarabilmek için ortaya koyduğu çabayı takdir etmek lazım yani. Çünkü bunu doğrudan doğruya idai zihnin içerisine koyarak, çekerek yapar Kant. Dolayısıyla kalıcı olan zihindedir. Ama şimdi sen bunu sorduğun zaman çok enteresan şeyler çıkar orada. Yani şöyle bir sorun, neden kalıcı olmadığı halde güzel Kant'ın yapmak istediği şu, şimdi bu değişimde aynı kalma meselesi. Bütün bunlar hep aynı. Yani hani işte şeyle ilgili identity difference da desen öyle. Güzellikle ilgili mesele de öyle. Yani bir şeyi güzel bulmak da öyle. Bir şeyi güzel bulduğunda sen aslında o şeyi kendi şeyden, değişime tabi özelliklerinden ilginç bir şekilde tabii. Yani değişime tabi olmayan bir kategoriye yükseltiyorsun. Yani o gözünün önünde değişime tabi olduğu halde değişime tabi değilmiş gibi bir hal alıyor. O yüzden de şimdi burada varlığın bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Fakat varlığın ortaya çıkışı, varlığın cüp diye oluşur mana düşmesi olamayacağına göre şey gibi, ne gibi? Evet, Narkisos gibi. Yani Nergis mi? Yani çiçeğiyle. Ama Nergis kadın ismidir, değil mi bizde?
düşen kadın değil ama mitolojide. Değil mi? Narkissos. Fakat yine o yine de bu mitoloji enteresan. Yani o aynada, çünkü ayna etkisi aslında bir tür kendini, yani o hafızayla olan ilişkiyi de ifade eden bir şey. Evet, evet. Evet, evet. Yani kendini hatırlarken bir anda aynanın içine düşüyor aslında. Ha. Narkissos. Aynanın içine düşüyor. Bu enteresan bir kısım. Çünkü yani Narkissos aslında orada tamamen Psike'nin durumunu gösteriyor. Yani Psike'nin Soma ile olan ilişkisini gösteren bir mitos o. Bu kadar söyleyebilirim yani. Şunu, bunu daha fazla ifade etmek mümkün değil burada ama. Yok, ayna Soma gibi değil. Ayna hafıza gibi. Yani aynaya bakmak, hafızaya bakmak aslında. Ama hafızada kendine doğru bakıyorsun. Orada da hafıza faal bir şey mi orada? Evet. Evet. Yani bir şey evet. Mi anlayacağız orada? Evet, 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 evet. Şimdi hafıza bağlamı dolayısıyla çok asli bir bağlam Platon'da. Çünkü Platon bir şekilde bu Parmenides'le ilgili bu bağı kopardıktan sonra, yani bu baba katli meselesini, yani bu oluş meselesinin tamamıyla bir doksa olarak nitelendirilmesi, yani iki kafalı gezmesine bağlı olarak diyor ki diyor bu mümkün değil. Çünkü diyor mesele diyor şey değil, varlık ve oluş değil diyor. Oluşta akandan ve dolayısıyla da değişende aynı kalan diyor. Aynı kalan değişimde bizatihi varlık olamayacağına göre, çünkü o zaman cup diye düşer, hani Narkissos gibi, oradan geldik Narkissos'a. O zaman o olmaması lazım. O zaman soru şu, varlık o zaman oluşta hangi bakımdan bulunur? Şimdi bulunuyor olması lazım yani. Hangi bakımdan bulunur? Bakın şey bu. Altta yatan mesele bu. Şimdi sonraki bu iki metafizik derken bizim bildiğimiz metafiziğin Aristoteles'teki cevher araz metafiziği olması da bununla ilgili. Cevher fikri ne? Değişimde aynı kalan tabii ki. Ne olabilir başka? Başka ne yani? Sen bir şekilde todetiyi aldığın anda meseleyi, yani önüne koyduğun anda, değil mi? Şunu diyorum, bakın nesne dersem gene yanlış olur. Hani Aristoteles, onu defalarca söylemek isterim. Aristoteles todetiden ya da usya'dan ampirik nesne anlamıyor yani. Ontolojik bir ifade o. Ontolojik olan bir şey de malum tamamıyla duyusal deneyime tabi olmayan şeydir. Yani ontoloji bizatihi metafiziktir zaten. Yani onu da bilelim. Yani mesela Marksizm'deki ideoloji bağlamının bu kadar kökensiz kalması, köksüz kalmasının sebebi o ontolojik bağlamın derinleştirilememesi. Çünkü ontolojik bağlamda derinleştirirsen kaçman gereken şeye tutulursun. Metafizik yani. Yani doksaya gitmen lazım. Yani Platon'a bakman lazım. İdeoloji teorilerini temellendirebilmenin düşünce tarihindeki tek bir yeri var. O da doksa. Burada başta söylediğiniz şeye dönersek, oratonla noeton arasındaki ayrımın esasen hakiki anlamda bir ayrım olmadığı. Evet, evet. Paydon'da. Evet. Yani o zaman noetonla oraton toksik aşamadaki şeyler mi? Şimdi bunu yani. Şimdi biraz daha netleştirelim. Metafordan gidelim, mağaradan. Şimdi sizce mağaradaki mağaradakiler ve mağarada görünen şeyler mi gerçek, mağaranın dışındakiler mi gerçek? Dışındakiler gerçek. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayırt etmek zorundayız, değil mi? Ayırt etmek zorundayız. Şimdi peki ayırt ettiğimiz zaman mağaranın dışına çıkmayı başaran kimse,
ve sonunda işte Agaton'a da önce göldeki yansımalarından filan, sonra da bizatihi kendisine, hani bütün cevherlerin ötesinde olarak müşahede etmesi, şu bu filan. Ondan sonra nereye geri dönüyoruz? Mağaraya. E niye giriyoruz? Yani hani şimdi buna bir bakmak lazım. Bu basit anlamda bir görev ahlakı, stoik anlamda bir görev ahlakıyla izah edilebilir mi? E, hakikati gördük, şimdi başkaları da görsün diye. Yani bu öyle bir şey değil ki. Dikkat edin, bu toplumsal bir kurtuluş bağlamı yok yani şeyde, Platon'da. Yani Platon doksadaki aletes ve ortodoksayı önemsiyor. Yani toplumsal davranışlar ona tekabül, yani hakikati aleteye tekabül edecek şekilde şey yapılsın, ayarlansın, yeterli yani. Yoksa bütün bir toplumun hakikate filan intikali, göç etmesi diye bir şey yok yani, değil mi? Toplumsal bir kurtuluş bağlamından söz etmiyor. Hayır, söz etmiyor. Herkesin psikesinin kabiliyeti bakımından toplumsal rolünü bulmasına çalışıyor. Politiyedeki durum bu. Ve bu rollerin dışına çıkmaması ve bu rollerin dışına heves etmemesi için bazen gerekirse de yalan söylenmesi gerektiğini düşün. Hani o beyaz yalan denir ya, işte askerlere falan dediği, değil mi? Bir bitki gibi elinizde silahla dolmuşsunuz siz filan falan diye. Yani çünkü aslında o onun dışında, ha ama mesela şu bunun dışında bunların hepsi filozof olabilir. Yani toplumun her kesiminden filozof çıkabilir bu arada. Çıkabilir yani. Yani o potansiyeli hiç kimse için reddetmiyor. Çünkü o insani bir potansiyel. Öbürü ise tamamıyla şeyle ilgili bir potansiyel. Toplumsal bir potansiyel. O zaman mağaraya niçin dönüyor? Dışarıda sürekli kalamayacak. Şimdi bir dakika. Dışarıda niye kalamasın? Dışarısı zaten bildiğimiz yer. Yani asıl yer orası. Dolayısıyla aslında mağaraya gitmesi mi? Ya mağaraya mı gidiyor hakikaten ve oturuyor, ne yapıyor orada gölgede? Şimdi bakın, çok ilginç bir durum var. Bu doksanın ne olduğunu anlamakla ilgili. Yani doksa meselesi Platon'da anlaşılmadığı sürece bu ayrımlar da, yani dediğim gibi, neredeyse dualizm olarak anlaşılması gereken şeyler. Yani başka türlü olacak iş değil. Çünkü doksa dediğimiz şey, bir defa oluş meselesi itibariyle aynı kalmanın zemini olarak, değil mi? Tauton ve Tateron'la birlikte meonda kaynaklanan bir şey. Yani meonla ilgili bir şey. Yani dolayısıyla şunun meon özelliği doğrudan doğruya benim buna kendiliğinden bir varlık atfetmemi sağlıyor. Bakın, kendiliğinden bir varlık. Doksa bu. Dolayısıyla ben meonu onun kendisiyle, varlığın kendisiyle karıştırıyorum. Bununla ilgili olarak çok ilginç bir ifade var şeyde, Platon'da. Bu ifade de sonraları Hegel'e atfedilerek bir tartışmaya yol açmış bir şey. Antitez. Bütün bu kavramlar Platon'da var biliyorsunuz. Tez, antitez, sente, bunların hepsi var. Şu neydi? Süntetondu, değil mi? Yani terkip. Antitez de var. Antitesis tabii ki. Şimdi onu nerede söz ediyor? Antitesis kavramına nereden, hangi diyalogda söz ediyordur sizce? Hadi bakalım, Platon'u okuduk birlikte. Böyle bir kavram hangi diyalogda geçer sizce? Ha? İşte bu kadar, tabii ki. Çünkü direkt varlığı ele alıyorsun yani. Orada ne diyor? Şöyle söylüyor. Diyor ki, durun bakayım, ben bir yerlere not almıştım onu diye hatırlıyorum. Bir saniye. Bak işte, evet. Bu tür ayraçlar işe yarıyor. Tam oraya geliyor. Çünkü aslında aynı şekilde o Eidos'la ilgili mevzuyu da bize gösterecek yer. 250'de, Sofist 257E'de var. Antitesis'ten bahsediyor. Antitesis. Yani antitezden bahsediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Çok ilginç bir ifade var o birkaç şeyde, paragraf. Ama çok önemli sonucu şu. Meon, varlık olmayan,
onun varlığın enantiyonu değil. Yani enantiyonu ne demek? Zıttı, evet. Ne değil, nesiymiş? Antiteziymiş, antitesisiymiş. Çünkü enantiyonu olsa ne olur? Evet, yani böyle madde karşı madde birbirini yok eder diyorsun. O da olur. Fakat şeye geliriz değil mi? İki kafaya gelir, iki kafalılığa geliriz. Yani Parmenides'in eleştirisine tabi olursun. Dolayısıyla orada da enteresan bir ayrım yapıyor. Enantiyonla antitez arasında, antitesis arasında. Tez neydi? Tesis, zemin değil mi? Zemin yani. Dolayısıyla da meon neymiş? Hayır, karşı zeminmiş. Bu anlamda antitesis tam anlamıyla tilde görevi yapıyor. Değil yani. Tabi varlık olmayan, yani değil varlık. Hiç varlık değil. Yani bunu çok net söylüyor. Şimdi böyle olunca mesela bunun enantiyondan çıkmasıyla o zaman o iki kafalılık meselesi kalkıyor. Çünkü oraya bir varlık atfederek değil mi? Doğrudan doğruya oluşa bir zemin kazandırıyor. Bir zemin kazandırıyor. Ama nasıl bir zemin? Anti zemin. Ve diyor ki o zaman doksa niye bu kadar güçlü? Bunu açıklamamız lazım diyor. Yani bu iki kafalılıkla anlaşılabilecek bir şey değil yani. Bunun bir varlığı olmalı. Ve bu varlığı da varlığa eşit görüyor. Sofist onu da söylüyor. Yani daha az olamaz diyor. Tateron buradan çıkıyor. İşte bu şeyden, antitezden çıkıyor. Dolayısıyla da tabii. Çünkü antitezden. Dolayısıyla tesis itibariyle varlık ne oluyor? Tauton oluyor. Tez, antitez. Şimdi ilginç olan şu. Mesela burada dur bakalım. 257E'de mesela diyor ki şey başında yabancı güzel olmayan sonuç olarak belirli bir cinsten alınarak başka bir varlıkla karşıtlaştırılmış bir varlık değil midir diyor. Ne kadar korkunç bir Türkçe değil mi? Ama İngilizce'de de yani anlaşılıyor ama anlaşılması daha kötü sonuç veriyor. Türkçe'de hiç değilse burada sorun olduğunu anlıyorsun. İngilizce'de sorun da yok çünkü onlar dillerini iyi kullanıyorlar. Burada hemen anlıyorsun karşıtlaştırılmış varlık filan diye bir bakıyorsun. Ha, antites. Oysa karşıtlaştırılmış deyince enantiyondan sen bunu da zıttı olarak görürsün değil mi? Zıttı değil. Zıttı olsa işte Parmenides'e tabi olur eleştirisine yani. O zaman Parmenides der ki işte benim dediğim iki kafalık tam olarak bu. Sen gece gündüzü değil de varlık ve hiçliği tuttun. Bu şekilde yapmaya kalktın der. Ama zıttı değil de karşısı dediğinde tam olarak ne demiş oluyor? Karşısı dediğinde başka bir şey demiş oluyor. Başka. Varlıktan başka bir şey demiş oluyor. Yani bir şeyin gayrısı da aynısının zıttı olmuyor o zaman değil mi? Ayn gayr dediğimizde... Yani varlık olmayan deyince dediğiniz şekilde oluyor ama aynı ve tauton ve tateron öyle değil. Orada kaçış yok çünkü. Evet, orada kaçış yok. Yani mesela tateronu tauton olmayan olarak ifade edemez.
tautono olmayan olarak ifade ederse ne olur? O zaman şey olur, genos olmaz o. Yani tutulamaz o. Dilde teşhis edemezsin yani. Genos olarak tutulması o demek. Zıttı da diyemiyoruz. Evet. Ha, zıttı. Yani enantiyonu diyemeyiz anlamında söylüyorum. Enantiyonu diyebilir miyiz ona? Pateron, tauton. Düşünüyorum. Eğer bu Tateron'a bağlanıyorsa sanıyorum ona bir şekilde antitez gibi yaklaşacak. Ama mesele şu, oluş sadece Tateron'dan ibaret değil. Yani oluşa sadece, oluşa tabi olana sadece Tateron nüfuz etmiyor. Aynı şekilde Tauton da nüfuz ediyor. Tauton ve Tateron birlikte ve eşit olarak nüfuz ediyorlar. Bunu unutmamak lazım. Yani şöyle düşünürsek yanlış olur o şeyi. Bravo, aynen, kesinlikle yanlış o. Hiç alakası. O zaman gene aynı şeyi tekrar, varlık ve oluşu tekrar etmiş oldu başka isimlerle. Böyle bir hata yapar mı Platon? Hayır. Buradaki genesisin mekanizmasını aslında açan bir durum bu. Açıklayan bir durum aynı zamanda. Bu Megis'te gene. Yani dikkat, oradaki mevzu ne? Altta bir şey daha var, genos daha var. Ne var? Gene. Hareket ve hareketsizlik var. Şimdi burada şey de değil, hareket ve hareketsizliği de doğrudan tautona bağlayamazsın yani. Hani harekette tauton, hareketsiz tateron gibi, hareketli tateron gibi değil yani. Çünkü ne oluyordu? Her ikisi birlikte oluyordu. Hareket ve hareketsizlik, değil mi? Hop, sonra şey yapıyordu, ayrılıyordu yani. Aynı anda. Aynı anda. Önce sonra değil yani. Şimdi başka bir varlıkla karşıtlaştırılmış bir varlık değil midir? Değil. Başka bir varlığın antitezidir. Yani birbirlerinin antitezi olmuş oluyorlar. O halde öyle görünüyor ki güzel olmayan varlığın varlığa belirli bir, yine söyler, bu sefer de karşıtlığından ibarettir diyor. Bakın, enantiyon demiyor burada. Antitezi diyor. Nasıl ayıracaksın o ikisini birbirinden? O ikisini birbirinden ayıracak bir terminoloji, bir şey bulman lazım, sözcük bulman lazım. Sonra da bunu da dipnot olarak alta yazman lazım. Demen lazım ki Platon burada çok enteresan bir şey yazıyor. Yunanca bu iki kelime de, enantiyon da antitez de, bakarsan aşağı yukarı birbirinin aynı anlama geliyor. Sinonimleri yani. Dolayısıyla ama bu sinonimlerden kategorik bir sonuç elde ediyor ontoloji adına Platon dilde. Karşıtı değil, değilidir desek şimdilik olur mu hocam? Yani tilde diyorsunuz şimdi. Evet, evet, tabii. Antitez onu sağlıyor. Bir şeyin değillenmesi antitez. Ama enantiyon dediğin zaman direkt olarak karşıtı. Dolayısıyla da Platon ne diyordu bize? Varlık ve yoklukta. Varlık ve yokluk birbirine karşıt olabilir ama aslında yokluk dediğimiz şey, varlık olmayan olduğu anda varlığın karşıtı olmaz. Nesi olur? Varlıktan başka bir şey olur. Hop, Tateron'a geldik. O halde senin antitezde Tateron birbirini içeriyor olması lazım. O yüzden de Tauton ve Tateron arasındaki ilişkiyi enantiyon olarak göremeyiz bu durumda. Hocam, enantiyonla antitez iki kelime... Platon'da. Yoksa özdeşlik ve farklılık olarak dışarıya çıkarırsan kendi içinde birbirlerine şey görünüyorlar, karşıt görünüyorlar elbette. Enantiyonla antitezde ikisinde de anti kelimesi var değil mi? Ya o anti on mu enantiyondaki de? Onda on mu yani? Evet. Evet. Yani dolayısıyla onların birbirleri olan, yani karşıtlık karşıtlık yani, hani onu cümle içerisinde kullanırken. Ama demin diyorsunuz ya. İşte tezden yani. Tabii. Oradaki asıl mesele o. Tabii. Tez zemin demek çünkü.
antitezi dediğin anda ne oluyor? Meon onun antitezi olmuş oluyor. Yani evet. Başka olmuş oluyor. Onun karşıtı olmuş olmuyor. Ya mesela hani bir şeyin başkası derken, mesela sandalyeden başka derken, işin içine işte mesela kalem diyor, göz giriyor, şu bu gidebiliyor ya. Şimdi varlıktan başka varlık en şey. Evet, ikinci. Onda öyle bir yapamayız yani. Başka dediğinde yokluktan başka bir şey de onun altına düşmüyor aslında. Yani varlıktan başka dediğimizde mesela yokluk vesaire vesaire sayamıyoruz. Da bir yandan. Yani başkayı nasıl düşünmek lazım? Yani varlıktan başka. Ben nasıl öyle bir şey var varlıktan başka diye. Şimdi bu o başkalık meselesinin diferansın başka bir şeyi olarak ifade edilmesi ayrı. Şimdi buradaki başkalı yani Platon kontekstindeyiz. Yani hiç şey mevzuyu başka bir yere götürmeyelim. Çünkü ilginç şeyler tartışıyoruz. Yani enantiyon antitez arasında fark koyuyor dilde. Yani anlaşılmanın en şey kısmındayız yani dille ilgili. Yani üzerinde durmakta zorlandığımız bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi şu nesnenin beyan oluşuna Tauton ve Tateron birlikte nüfuz ediyor. Dolayısıyla da aslında bu nesnenin sünteton yani bir terkip olarak varlığı bu ikisinden oluşuyor demek bu. Yani ikisi de katılıyor buna demek. Yani oluşa tabi her nesne sünteton olur. Her şey öyle diyelim nesne demeyelim şuna. Her şey doğrudan bir sünteton olması itibariyle aslında Tauton ve Tateron'un nüfuz ettiği şeyler. Tauton burada ne veriyor süntetona? Ne kazandırıyor? Aynılık kazandırıyor. Tateron ne kazandırıyor? Başkalık kazandırıyor. Şimdi dolayısıyla da bakın cevherle araz meselesini nasıl hallediyor Platon? Cevheri alta koyup hypekeimenon diyerek. Bakın şeydeki o değil mi altta yatan. Hüpeke imenon yani. Sonra işte yükleme bağlıyor filan dilde vesaire filan. Öyle bir enteresan Aristoteles'in varlıktan dile, dilden varlığa böyle bir deplase olma durumu vardır. Yer değiştirmesi yani. şimdi dolayısıyla Platon'da bunun çözülmesi şöyle oluyor. Birbirine eşit şekilde bunlar. Şunda var, süntetonda yani. Tauton ve Tateron. Eşit şekilde var. Bu eşit şekilde olmasının bir esprisi aslında bunu Tateron yapan şey. Çünkü böyle bir eşitlik varlık için söz konusu olamaz. Değil mi? Çünkü varlık neden ibaret? Tamamıyla kendisiyle aynı kalmadan. Değil mi? Yokluk ne? Kendisiyle aynı kalmama değil. Dikkat edin. Şimdi burada ilginç olan şey varlık, yokluk ve oluşun iç içe geçmesi. Yani bu üç kavramla aslında iştigal ediyoruz. Yani buradaki sorun o. Çünkü mesela Hegel'e bakarsanız Hegel meseleyi nasıl çözüyor bu üçü arasında? Oluşu varlıkla hiçliğin, yokluğun tam arasına koyuyor. Bunların çelişkisi ve birbirlerinin içinde kaybolması itibariyle oluş söz konusu olabilir diyor. Dolayısıyla da çelişkiyi neyin zemini haline getiriyor? Hareketin ve bütün bir hayatın aslında. Dikkat! Oluşu varlık ve yokluktan çıkarıyor. Yani şey bu, Hegel'in mantık biliminde yaptığı giriş o. Saf varlık diyor. Doğrudan saf anlamda hiçliğe eşittir diyor. Yani saf dediği dolaysız. Herhangi bir şekilde dolayım kazanmamış demek. Yani mediated olmayan. Bunlar kritik şeyler, terimler. Şimdi Platon'daki meona gelirsek, Platon'da meonda, yani şimdi Platon bize şunu söylüyor mu? Aslında şu varlık ve yokluğun şeyidir, terkibidir demiyor. Böyle bir şey demiyor. Bu diyor Tauton ve Tateron'un süntetonudur diyor. Bakın ben böyle anlıyorum.
tauton ve tateron birlikte ve eşit şekilde bulunuyor oluşta ve oluşa tabi olan her şeyde. Dolayısıyla da oluşa tabi olan her şeye hem aynı kalma özelliği veriyor, hem de farklılaşma özelliği veriyor. Farklılaşma özelliği itibariyle biz bunu ne olarak gözlemliyoruz? Değişim olarak gözlemliyoruz. Aynı kalma itibariyle ise işte o söylediğimiz bütün o oluştaki esrarengiz şey çıkıyor, özdeşlik bağlamı çıkıyor. Mesela esrarengiz demen boşuna değil. Kant'taki rasyonel iddiaların kozmolojik olanlarından bir tanesi de ne? Ben. Ego yani. Nerede yani? İşte sonra makinedeki hayalete kadar gelen mevzu bu. Hani yakalanması meselesi. Yani Descartes niye bu kadar modern düşünce ve bilimin zeminini oluşturacak olan şeyi elde ediyor? Düşünüyorum demek ki varımla. Çünkü şüpheden neyi yakalıyor? Şüphe edilemez olanı, düşünceyi. Düşünceden ego çıkarıyor ve böylece bir kesinlik koyuyor ortaya. Yani dolayısıyla ilginç bir şekilde onu yakalıyor. Nerede? Düşüncede yakalıyor. Yakalanamaz olanı. O değişimde aynı kalma var ya. Dolayısıyla da res cogitans'la res extensa denilen şey basit anlamda bir dualizm değil. Gene aynı sorun. Yani değişimde aynı kalanı yakalamakla ilgili. Ama aynı kalan hep kaçıyor. Yani nerede o? Hocam aynı kalana varlık demiyor musunuz? Hayır. Burada bu anlamda diyemeyiz. Neon'dan Platon da demiyor. Ne diyor? Tauton diyor. Dolayısıyla tauton ne yapmış oluyor? Varlığı genos itibariyle oluşta ne diyeceğiz ona? Temsil mi etmiş de oluyor diyeceğiz. Yani Platon şunu yapmaya çalışıyor. Yani ne yapmaya çalıştığından daha iyi yakalanabilir o Megistegene ve Sofist'teki o bu durum. Varlığı oluşa tabi kılmadan, çünkü bu yapılamaz. Bu yapılırsa zaten yani hani sadece ortada şey kalır yani. Her şey akar gider yani. O zaman da bir sorun kalmaz zaten. Varlığa oluşa tabi kılmadan varlığın oluşta nasıl bulunduğunu açıklamaya çalışıyor. Böyle söyleyebilirim. Hocam hafıza kısmı şimdi ona gelelim. Hafıza kısmı varlık oluşa tabi olamayacağına göre varlıkla kurulabilecek yegane ne haline geliyor? Bağ haline geliyor. Neyin kuracağı bağ? Püsüke'nin tabii ki. Yani bu durumda Püsüke kendisini Soma'da bulduğu için, Soma itibariyle de doksaya düştüğü için, çünkü Platon için travma ne? Doğum travması. Yani travma doğum travması. Niye travma? Çünkü unutuyorsun. Unutulmaktan daha büyük travma mı olur? O yüzden de oluşun içerisinde aynı kalanla kurabileceğin esastan bağ hafıza haline geliyor. O yüzden de mesela şunu söylüyor. Dedi ki hani noetik bağlam doksa itibariyle uzun kısa meselelerinde çıkıyor dedik. Sonra dedi ki uzun kısa ya o parmakla ilgili. Aslında demek ki parmağın üzerine düşünüyorsun filan. Şimdi bütün bunları yaparken düşüncenin uyguladığı bir şey var kavramlarla. Mesela ne der Kant? Değil mi? Görülerimize birlik verir kavram. Kavramlarımıza ne birlik veriyor? Saf akıl veriyor, regülatif anlamda. Şimdi dolayısıyla böyle sürekli olarak bir takım manifoldu, bir çok türlülüğü bir birlik altında, aynı hayat altında bir birleştirme durumu var. Değil mi? Şimdi zihnimizin öyle özellikleri var. Yani işte sentetik diyor şu bu filan, terkibi vesaire. Şimdi bunların birleştirilebilmesi, yani bu çokluğun bir şekilde birlik haline getirilebilmesi düşüncenin aslında esasını oluşturuyor. O yüzden de düşünce kavramlar üzerinden aslında düşüncenin kendisiyle kurduğu bir özdeşlik ilişkisi, özdeşleşme ilişkisi yani. Nesnesiyle kurdu. Yineleyebilir miyiz hocam?
düşünce birlik verirken aslında birlik için kullandığı kavram itibariyle aslında bir özdeşlik ilişkisi kuruyor. Nesnesi kavram ya. Dolayısıyla o özdeşleşme düşüncenin zorunlu koşulu. Şimdi bu özdeşlik meselesi dolayısıyla da aslında bizim neyi yapmamızı sağlıyor? Düşünmemizi sağlıyor. Düşünmemiz işi ise birlik vermemizi sağlıyor. Peki birlik vermemiz aslında Platon'a göre ne? Bizatihi hakikati müşahede etmemizin doksa içinden karşılığı, yani dolayısıyla da taklidi bir tür. O yüzden de sen bununla aslında onun taklidini yapmış oluyorsun. O yüzden düşünme önemli, doksa içinden bile önemli, noetik olarak. Ama o aradaki kısma dair bir şey söylüyor mu Platon? Yani şu anlamda. Şimdi hafıza deyince biz bir yetiyi düşünüyoruz ya. İşte bu yetinin mesela, işte kampta mesela, hafıza demeyelim de işte mesela bir şeyi nasıl bir içinde tuttuğunun çok ayrıntılı bir işte şey var mesela teşkilinde. Platon böyle bir şey, hafızanın nasıl bir şeyi bir olarak düşündüğünü, önceki anları, sonraki anda birlik içinde tuttuğumu. Yok, önce ve birlik içinde tutma dediğimiz güzel. Şöyle işliyor hafıza, söyleyeyim. Bütün bir anamnesis faaliyeti hafızanın açılması aslında. Dolayısıyla da hafızanın açılması olarak o saklı odanın açılması anlamında bizzati aletheia ve bu bizzati faaliyet olarak da filozofya. Yani ben şu kadar net bir şekilde kestirip atabilirim mevzuyu. Asıl olan hafızanın açılmasıdır. Az önce hafıza alete yazdım dedim. Yani. Hayır. Evet. Yani açılması, hafızanın açılmasıdır. Saklı olanın açılması, hafızanın açılmasıdır. Yani dolayısıyla da aletik bağlam saklı olanın açılması olarak filozofya faaliyettir. Bütün Platon fikriyatı itibariyle meseleyi eğer ele alıyor isek. Şimdi ona sanki Platon hafızanın geçtiği işte Menon'da mesela hani işte o köleye işte nasıl hafıza işte aynısız yapılıp işte gösteriyor mesela geriye doğru hafızayı açıyor. Sanki bu hafızanın kullanıldığı bağlamlar daha çok böyle matematikle ona indirgenemez belki ama hani sanki kesinlikle hayır, işte a priori dediğin anda işte şeyde, işte ne diyeceksin bildiğin. Şimdi mesele şu, anamnesis faaliyetinde ne dedik? Doksa aslında amneziye düşme değil mi? Amnezi hali. Psikenin amnezi hali doksa. Peki psike amnezi haline nasıl düşüyor? Doğarak düşüyor. Çünkü sen aslında dünyaya gelebilmek için unutman gerekiyor. Yani bu Letterman'dan işte bunun mitolojisi başka bir şey. Yani asıl olan o, kabul o. Dolayısıyla doğum bir travma. Ne travması? Bir unutma travması. Sen kendini unutarak geliyorsun. Kendin kimsin? Psikesin. Şimdi psike dolayısıyla da aslında çoktan ne olmuş oluyor? Hakikati müşahede etmiş oluyor. Çünkü hakikati müşahede edemeyen bir psike, antropos psike skemasında gelmiyor. Onun skeması ona uygun. Dolayısıyla da insan bedenine, o anlamda bedeninde dünyaya geliyor. Şimdi buradaki mevzu şunu tutuyor. Anamnesis faaliyeti dolayısıyla amnezyanın giderilmesi. Amnezyanın giderilmesi öyle a priori bağlamı, matematik filan vesaire filan değil. Bunların hepsi araçlar. Yani ona kalırsa Platon'da düz düşünme faaliyeti, yani muhakeme faaliyetinin kendisi de kıymetli. Niye? Çünkü benim varlığın üzerine düşünmemi sağlıyor uzun kısa, değil mi? Çünkü o ondan uzun ama bu bundan kısa, aynı şey hem uzun hem kısa nasıl olur diye düşünmeye başladığın zaman aynı şey hem uzun hem kısa nasıl olur? Bu ne? Değişimde aynı kalan. Dolayısıyla aynı kalanın peşine düşüyorsun. Aynı kalanın peşine düşme meselesi önce sana muhakemede çıkıyor ortaya bir çelişki olarak. Tamam mı? Bunu sorgulamaya başladığın anda zaten ne yapıyorsun? Filozofya yoluna düşüyorsun şeye göre. Platon'a göre. Ama mesele şu, Parmenides diyaloğunda gösterdiği Parmenides'in genç Sokrates'e. Bu düşünerek olmuyor. Yani muhakeme yoluyla senin doksa sahnesinden aletheia sahnesine dönmen mümkün değil. Bu zihinle halledilebilecek bir müşkül değil çünkü. Psikenin içine düştüğü amnezi. Çelişkinin dışında
Ama o çelişki zihinsel bir çelişki olarak algılanıyor ama zihinsel değil, tümüyle ruhsal bir durum. Ruhsal bir amnezi. Ya yani şöyle düşün, kaza geçirdin fiziksel olarak. Hastanede gözünü açtın. Diyorlar ki sana, sen kimsin? Kim olduğunu bilmiyorsun. Ama her şey tamam. Bütün yetilerin çalışıyor. Yani sana veriyorlar mesela bilmem ne, çözüyorsun matematik, konuşuyorsun. Aklın eriyor her şey. Kim olduğunu bilmiyorsun ama. Bu kadar basit. Burada ne yapabilirsin ancak? En önemli tedavi senin ne? Yani senin zihninin geliştirilmesi mi? Hayır. Hatırlamanın sağlanılması. Onun için ne yapıyorlar? Hatırlamanı sağlayacak şekilde işte diyelim ailen var. Aileni çağırıyorlar. Diyorlar ki işte bu eşim, bu çocukların, bu annem, bu babam filan bakıyor önce falan. Sonra yavaş yavaş hatırlamaya başlıyor, değil mi? Tabii tamamıyla mesele bu. Yani hafızanın açılması dediğim husus o. Yani dolayısıyla bu aynı kalma meselesinde Platon'a göre yegane yapılabilecek iş anamnesis. Yani anamnesis bu işin en hayati kısmı filozofya faaliyetinin. Yani dolayısıyla filozofyadaki eros kalos bağlamında da o sınırda sahne değiştirme dediğimiz mesele aslında o. Güzele düşkünlüğün sebebi de o insandaki. Çünkü onu görmüş oluyor. Şimdi bu görmüş olma bağlamında ne dedik? Asli metafizik bu dedik. Yani nosun nesnesine asli bir teması var dedik, değil mi? Hatırladınız. Bu Aristoteles'te de var. Ama bu bağ tam olarak ne yapılıyor? Koparılıyor. Çünkü o zaman o kendi başına bir anda regülatif oluyor. Mesela Kant'ta. Yani saf akıl adıyla. Evet, evet. Bunların hepsi aslında yani bakılan şeydeki değişikliğe işaret eden şeyler değil. Siz diyorsunuz ki anamnesis hafızanın açılması. Evet. Başka ne olabilir zaten? Mineme'ye ulaşma. Ama senin Mineme'ye esastan temasın olması lazım. Zaten mesela filozof için ne kullanıyor? Diyor ki Mineme'si, hafızası etkindir diyor. Etkin derken dinamik sözcüğünü kullanıyor. Demek ki hafızasını açamayan da etkin değil. Demek istediğim şu hocam. Şimdi mağaradan çıkmadan anamnesis oluşmuyor. Evet. Öyle mi? Evet. Ama hafızanın açılması mesele bilgi nesnesi değil de özne ise, anlatabildim mi? Bilgi nesnesi dediğin şey tabii. Yani meon yani. Evet. Yok, meonla işin olamaz senin. Meona öyle. Evet, tabii yani tamam. Hafızan tabii istediği kadar açılsın. Ay, mümkün. Mümkün değil. Kesinlikle. O zaman hafızanın açılması değil hocam sadece mesele. Ya da hafızanın açılması başka bir yere bakmaya mı bağlı? Hafızanın yani açılması hep süce tabii. Evet. Yani psike bir kez somanın içerisinden bakmaya başladığı anda o unutuluş içerisindeki tek şansı aynı kalanı, yani değişim içerisinde aynı kalanı önce zihinde yakalaması çelişki olarak, arkasından da bizatihi hafızasını etkin hale getirebilecek şekilde bir faaliyete tabi olması. Platon'a göre bu faaliyet ancak filozofya olabilir. Yani bu anlamda da filozofya bir tekne, bir sanat olarak, yani meydana getirme faaliyeti olarak bütün diğerlerinden üstündür. O Phaidros'taki manyalardan, Apollon, Dionysos, Musa, değil mi? Bütün diğer sanatların ilhamını veren.
Çünkü bu sanat sayesinde neyi ne kazandırıyor seni? Sana ne kadar hürriyet kazandırıyor? Diğer sanatların hiçbiri bunu kazandıramaz. Hepsinden üstün onu görüyor dolayısıyla filozofyayı. Yani hani onu unutmamak lazım Platon için. O yüzden o sürpriz faydonda diyor ya, bir anda müzik yapacağım de diyor, zannettim ki müzik deyince hani şeydir. Bir şey, felsefeyi kastediyor. Ondan daha iyi sanat mı olacak diyor. Sonra anladım ki bildiğimiz müzikmiş. Yani o şiir, mir filan gibi Ezop masallarına yeniden şey yazıyor böyle, besteliyor filan, böyle bir enteresan durum. Hocam şimdi Minemen'in o kutu, depo gibi bir yer olmadığını söylediniz ama biz hafızayı düşünürken aslında hep böyle düşünüyoruz bugün. Evet. Ama yani bir yer de değil. Çünkü yer burada de yer olarak düşünce değil. Küçük ya yani. Değil, evet. O zaman Mineme bir faaliyet de değil, çünkü faaliyet filozofya. Evet. Mineme bir işlev mi yani? Mineme'nin İşleri biraz daha karıştırayım ben. Çünkü hani biraz daha karıştırmadan, yeterince karıştırmadan olmaz yani. Çorba da öyledir ya, karıştırman gerekir yani. Mesela Freud'daki bilinç dışı kavramı nedir? Bir topos mudur? Evet, evet. Evet, sonra hayır, vazgeçmiyor. Sadece şunun çok net farkına varıyor ki Unbewusstsein hiçbir şekilde topos atfedilecek bir şey değil. Çünkü o zaman göstermen lazım. Yani eğer buna bilim diyorsan. O yüzden de hiçbir şekilde buna şey demiyor. Yani hani standart kullanımdaki bilinçaltı falan gibi bir ifade kullanmıyor. Buna da bozulanlar var. Yok söyledi diyenler var. Bilmem ne falan. Yani geçelim Allah aşkına. Yani birinci topi ilk başta bir iki sene savunduğu şeyde yer gibi. İkinci topiğinde onun yer olduğunu var. Şimdi sen doktorsan ne yapacaksın? Organ belli yani. Organın bir yeri var yani. Dolayısıyla da sen bu kadar ikna edici semptomlarını gördüğün zaman onun bir toposunun olduğunu düşünmek zorunda kalıyorsun. Ama hemen vazgeçiyor bundan. Çünkü yani bunun bir toposu nasıl olabilir? Çünkü neyden biliyor bir doktor olarak? Tabii ki bedenden biliyor yani. Ama hemen fark ederek o topostan vazgeçiyor. Peki sonra en son yani psikanaliz teorisinin en son teorisi nedir? İçgüdüler teorisi. İçgüdüler teorisiyle ne yapmaya çalışıyor Freud? Evet, ölüm. Ölüm arzusu ilkesi, isteği, dileği. Ne yapmaya çalışıyor aslında? Yani o fantastik şeylerin peşinde değil aslında. Yani onları söylemek zorunda kalıyor bir çeşit. Onlarla bir tür enerji sağlamaya çalışıyor. Bütün bu olup bitenlere. Yani bilinç dışına. Böylece ne yapmaya çalışıyor? Topos oluşturamasa da bir bilimsel zemin vermeye çalışıyor içgüdüler üzerinden. O zaman diyecek ki ben içgüdüler üzerine oturtuyorum bunu. İçgüdü var mı? Var. O zaman yani hani bunu şeyden kesmeyin yani. Bu bilimsel bir şeydir demek için. Ama herkes özellikle de Freud severler, nefret ederler bu içgüdüler teorisine. Keşke yapmasaydılar. Çünkü yani hani metafiziğin de ötesinde fantastik bulunur biliyorsun. Hani o hücreler dışarı çıkmak istiyor falan. Evet. Yani orada o şeyleri çok zorlar yani. O mekanik kısmını çok zorlar işin. Ama o mekanik kısmını çok zorlayınca fantastik bir hal alıyor yani. İşte o yüzden hiç kimse sevmez. Ama Freud'un derdine ona bir zemin verebilmek. Şimdi... Hocam Descartes'in mesela kozalaklı bezle yaptığı şey buna benzer bir şey. Yani ruhla beden arasında bir ilişki kurmak için. O ruhla beden o yani Descartes yani şimdi cennetin bir bedeli var yani. Cennetin bir bedeli. Cennet ne? İşte o yakalanan o kesinlik, değil mi? Onun bedeli ne? Kendi bedenini bile kanıtlayamamak. Yani onun bedeli o yani. Beden. Beden bedeli var Descartes'a. Korkarım bu Fransız kimliğindeki yarılmanın da çok temel sebeplerinden biri. Bu ötekiyle, o tekine bu kadar düşkünlük de biraz kültürel bir hadise aslında bana sorarsanız. Yani yoksa meseleyi biraz Platon esasından anlamaya çalıştığımız zaman
başkalıkla ilgili çok başka sonuçlar çıkıyor. Yani onu söylemek isterim. Çok çok farklı. Şimdi bizdeki mineme, yani hafızanın kendisi, bakın anamnesiste çifte değillemeydi değil mi? Aslında o bütün yeterince önemli bir ipucu oluşturuyor. Şimdi bir defa minemenin kendisiyle sen temas ediyorsun. Çünkü psike bu. Yani psike bu temasa doğal olarak sahip. Çünkü toponeidon, bunu Aristoteles bile biliyor. Deanima'da söylüyor şeyde, net bir şekilde. Toponeidon diyor psike için. Yani neyin? Eidenin yeri. Şimdi dolayısıyla aslında psike bizatihi, ne diyelim, şimdi bunu söylemeye şeyimiz var mı? Psik, yani mesela Platon şöyle düşünür müydü? Ya sen bu hafıza dediğin şey, biz beyin gibi düşünüyoruz çünkü. Mesela dolayısıyla ne zannedildi uzun bir süre? Beyinde bir bölge zannedildi hafıza, değil mi? Çıktı mı? Hayır, çıkmadı. Hafıza diye bir yer yok. Oysa hafıza olmadan hiçbir şey olmuyor bildiğiniz gibi. Evet evet, ama yani hani böyle bölge yok. Çünkü o bölgeleri biliyoruz. Oraya böyle dokununca şak diye göz kapağı düşüyor mesela. Yani orada direkt bir ilişkinin olduğu yerler var. Ama hafızaya gelince hafıza bölgesi bulunamadı. Bulunsaydı çok iyi olacaktı. Olmadı. Yani bu biraz Freud'un laneti diyelim, o bilinç dışı laneti de öyle. Bilinç dışını niye açtım? Çünkü bilinç dışı ile hafıza arasındaki ilişkiyi görebiliyorsunuz sanıyorum, değil mi? Yani hafızayı sen depo gibi görürsen, zihne ait ve beyinde filan, o zaman bilinç dışı bağlamıyla hafıza ilişkisini de göremezsin tabii ki. E çünkü sonuç olarak sen travmanı psikanalizde sağaltıma tabi tuttuğunda, yani bir psikanalist onu iyileştirdiğinde ne oluyor? Sen o gömülü yerden, gömülü demiyor mu? Değil mi? Patolojik idea'yı, yani patojen özellik, patojen, özür dilerim. Patojen fikri o, değil mi? O yaşanmış travmayı gömüldüğü yerden aslında bir tür cerrahi müdahale gibi hatırlamak suretiyle dile getiriyorsun, bilince getiriyorsun yani. Ve böylece onu yeniden yaşayarak tedavi oluyorsun. Yani hani şeyin kabaca söylediği bu. E dolayısıyla bu ilişki aslında ne oluyor? Bir tür hafızanın etkinleştirilmesi değil mi? Heh, işte etkinleştirme dediği bu Platon'un. Yani bunu en iyi Freud'dan anlayabiliriz aslında. Aslında Freud hafızanın bir depo olmadığı fikrinden hareketle bilinç dışıyla ilgili bu teorisini kuruyor da diyebilirim ben mesela. Çünkü ne diyordu hafıza için? Şey, bilinç dışı için zamana tabi değildir diyordu, değil mi? Bakın, zamana tabi değildir. Çünkü hafıza yoluyla neyi başarıyoruz biz? Zamanın kaydından çıkarmayı. Neleri? Mesela? Bu dille konuşmak mı? Tıbbi değil işte. Yani o öyle yani, düşlemek istedi psikanalizi. Yani aynı zamanda klinik bir şey yani. Yani işte tamamen o kısım gözlemle nedir olmasın işte semptomundan. Yani bu dili kullanıyor olmasına rağmen işte bu hafıza, işte zaman dışılık, gömülü olmak, hatırlatma, işte psikanalizi yapanın bir rolü falan. Nasıl hala kendisini böyle bir şey içinde, yani fizik olmayan bir yerde konumlandırıyor? Çünkü çok somut bir takım şeyler var. O öyle düşünüyor. Yani hani ortada semptomlar var. O semptomların kaynağına ulaştığı anda da o semptomlarla ilgili iyileşme sağlanıyorsa, aradaki ilişki nedensellik açıdan etiyolojik bağlamda, yani sebebe bağlı olarak tıbben çözülmüş oluyor. Yani orada o. Tıbbi rahatsızlıklar da sadece bedensel değil, aynı zamanda ruhsal da olabildiği için bu da son derece geçerli anlamda tıbbi olabiliyor. Yani Freud'un şeyi bu, kurgusu bu. Aslında neden bilinç dışının bu dünyada oluşuyor olması değil mi? Yani ha tabii, çünkü şeyde Freud'daki travma 0-5 yaş arası. Freud'da doğuş travması diye bir şey yok. Anamnesis gibi bir şey. Hayır. Freud'a yakalayacaksak bir de 0-5 yaş arası. Bravo, bravo. Yani anamnesis Freud'da sağaltımı, travmanın sağaltımı. 0-5 yaş arasındaki travmanın sağaltımı. Evet, evet, olmuyor. Olmuyor. Ama Platon'un
Platon tabii, yani doğum bir düşüş. Yani doğum bir düşüş. Tabii. Öncesinin açılması var. Bırak şeyi, yani hani çocukluğu, bebekliği değil, öncesinin açılması meselesi var. Hafıza onu açmaya muktedir. Çünkü bu psikeyle ilgili bir durum yani. Hocam, trajedi ve komedi aslında bir araç olarak kullanılıyor mu? Şey için, yani hatırlamak için, unutulan şeyi hatırlamak için. Hani öyle bir, bu eski Yunan'da veya Platon'da bir yeri var mı? Trajedinin ve komedinin bu hatırlama bağlamında unutulanın. Valla çok ilginç bir soru bu. Yani düşünmek lazım. Aslında her şey bir şekilde hafızayla ilgili. Hafızada tutamadığın hiçbir şeyle ilgilenemezsin. Yani dediğim gibi. Ve hafızada tutulan en önemli şey ne? Kendin. Kendilik. Kendin yani. Otoyu tutuyorsun yani. Hani Yunanca tabirle self. Yani eğer kendini unutursan, tutamazsan hiçbir şeyi tutamıyorsun. Yani her şey sadece kendini hatırlayabildiğin için anlamlı. Bu çok acayip bir şey aslında. Ve kendini hatırlayabildiğin şeyin kendisi yok ortada. Tam bir muamma yani. Yani o işte aynı yere geliyoruz, değişimde aynı kalan bağlamıyla. Yani Mina aslında bu şerteveriniz falan gibi bir şeyin yapıldığı yer oluyor. Yani kendinin farkındalığını, Süke'nin otosunun farkındalığını. Evet, evet, tam olarak. Tam olarak. Yani evet, hatta şu kadar söyleyeyim. Yani mesela şöyle söylersem Platon buna hiçbir şekilde itiraz etmez. Anamnesis psikenin faaliyetinin otokinesis olduğunun idrak etmesidir. Ne? Yavaş söyleyin hocam. Psikenin faaliyetinin otokinesis olduğunu idrak et. İdrak et tam olarak. çünkü bedenle birlikte bu otokinetik özelliğini yitiriyor. Yitiriyor ve tam Aristoteles'in anladığı şekle geliyor otokinesis. Yani bedeni hareket ettiriyor. çok açık değil bu abi. O yüzden Platon hiç bir şekilde itiraz etmez diye. Şimdi kinesisle ilgili çok temel bir mevzu var. Psikede. Psikede otokinesis demek bedeni kendi kendine yürüttüren ilke demek değil. Hareketin ilkesi bizatihi psike. Hareket psikenin dışında, dolayısıyla beden itibariyle başka şeylerle ilgili dışarıda olan bir harekete dönüştüğü anda zaten ontolojik anlamda kendisine yabancılaşıyor psike. Unutma, beden ve sebebiyle psikenin kendisine yabancılaşması. Yoksa psike kendisi itibariyle otokinetik olduğu için doğrudan doğruya kendini hatırlaması, bunu hatırlaması demek olacak. Otokinesis'i hatırladığın ne olacak? Otokinesis'e bağlı olan neyi olacak? Tanaton'u hatırlayacak. Yani aslında ölümsüz olduğunu tabii ki. Çünkü otokinetikse, otokinesis'se. Evet. Yani o şeydeki psike ne? Aristoteles'teki otomaton. Öyle diyelim ona. Evet, yani o böyle bedeni hareket ettiriyor yani. Hocam, yeterince dolaştıysak o mağaraya neden geri döndüğü hocam, ölümsüz olduğunu hatırlayacak diyorsun. Evet. De, aynı zamanda doğumsuz olduğunu da. Evet. Ezeli mi yani? Tabii. Çok net. Çok net. Ezeli ve ebedi. Tabii. Çok, yok, başka türlü olamaz, başka türlü olamaz, söyleyeyim. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ama yani Platon'da böyle. Çünkü ruh ölümsüzse, doğum, çok doğru, doğumsuz demektir bu. Çünkü biri diğerini kesinlikle gerektiriyor yani. O halde bütün mesele bedenle birlikte kendisine yabancılaşmasıdır. Yani psike kendisine yabancılaşıyor. Hareketi kendi dışında anlamaya başlıyor. Dolayısıyla da kendi dışındaki harekete tabi oluyor. Bütün bunlar yabancılaşmanın etkisi aslında. Kendini hatırladıkça
kendi içinde hatırladıkça, dolayısıyla Meon'a dayanmaksızın tam olarak Platon'un söylediğiyle söyleyelim. O zaman aslında kinesisin ilkesini kendisinde taşıdığını görüyor. Yani bizatihi kendisinin otokinesis olduğunu görüyor. Otokinesis olduğunu gördüğü anda da atanaton olduğunu kavruyor. Şey bu, yani kurgu bu. Şey anlamaya çalışıyorum. Bu kendisini anlaması, ilk öğrenme süresine kendi düşüncesi, muhakeme faaliyetiyle mi yapması, yoksa öğrenme, başkasından öğrenme süresi mi? Muhakeme faaliyeti çok önemli. Çünkü muhakeme faaliyeti çelişkiyi ortaya koyuyor. Bütün Sokratik diyaloglardaki mesele o işte. Mesela dostluk mevzusu açılıyor. Sonunda anlaşılıyor ki kimse dostluktan anlamıyormuş mesela. Bunun kendisi çelişki değil mi? Anladığını zannettiği şeyi anlamamak. Dolayısıyla da o kişi ne yapıyor kendisini? Bir çelişki olarak yakalıyor. Yani hani bunu modern terimlerde söylersek ideolojiye, bir yalana tabi olduğunu görüyor. Şimdi o zaman bu yalandan ve bu ideolojiden kurtulması lazım. Ama Platon'da bu ideoloji ve yalan tümüyle ontolojik. Yani politik değil yani. Ekonomik değil yani. Muhakeme oradan başlıyor. Evet, evet, evet. Dolayısıyla muhakeme bu çelişkiyi yakalıyor. Kendisinde ya da bir takım örneklerde işte uzun kısa, aynı şey hem uzun hem kısa filan. Dolayısıyla uzun ve kısa olanın kendisi uzunluk ve kısalıktan farklı. Dolayısıyla orada bir varlık düşüncesi oluşuyor ve uzun ve kısanın değişkenliğine rağmen aslında parmağın kendisinin parmak olarak değişmez olduğunu, yani varlığı bir tür şeyinde, yani doksa içinde düşünmeye başlıyor. Varlık ne? Aynı kalan. Tamam mı? Ama şimdi düşünmek yeterli değil, onun kendisine yükselmek lazım. Şimdi bu yükselmekle ilgili mevzuda o zaman o şey ön plana çıkıyor. İşte Eidos'la ilgili kontekst. Çünkü Eidos'un seyredilmesiyle ilgili o yükselme. Yani burayla orası arasındaki ilişkiyi, köprüyü kuran şey o. Metexis denilen o iştirak filan deniliyor. Yani o buna nasıl iştirak ediyor? Orada Eidos'a bakmak lazım. Şimdi orada ilginç bir şey var. Ne kaç dakikamız var? 5 dakika. Çok mevzunun içerisine ne kadar girebileceğimizden emin değilim ama şunu söyleyeyim. Şimdi hatırlamayı mümkün kılan şeyin ön hazırlığı olan muhakeme ile Eidos'u müşahede yoluyla felsefe faaliyetine tabi olarak sahne değiştirmeyi birbirinden ayırmak lazım. Biri prerequisit gibi, yani bir tür ön gereklilik ya da ön koşul gibi. Yani önce bir düşüncede, muhakemende bir şeylerin yanlış gittiğini, hani vardır ya bir şeyler yanlış ama falan. Yani bunu bir fark etmen lazım. Çünkü ancak agnoyanı, göremezliğini fark ettiğin anda o zaman filozofya senin için tek alternatif oluyor. Değil mi? Öyle demiyor mu genç Sokrates'e? O iddialardan bahsettiği halde dikkat edin. Yani daha iyi örnek olamaz yani. Gösteriyor, sonra da diyor ki oho sen tanrılarla fanilerin yolunu da ayırdın. Artık bunlar birbirleri hiçbir şekilde bir araya gelemeyecekler. Ondan sonra da şunu söylüyor. Diyor ki peki diyor şimdi bu agnumenondan, yani agnoyadan, yani bu görememezlikten. Gnosis neydi? Gnoti. Bilmek, yani tanımak anlamında ama. Bir şeyi tanımak, identify etmek. Yani biz onu Türkçe'ye doğrudan görmek olarak çevirirsek ne dediğimiz daha netleşir yani. Göremiyoruz. Evet, göremiyoruz. Neyi göremiyorsun? Kendi durumunu göremiyorsun. Sen bir şeye inanıyorsun ya da bir şeyi muhakeme yoluyla kavradığını düşünüyorsun değil mi? İşte dostluk vesaire şu bu. Aslında onun öyle olmadığını sana gösteriyor. Kim gösteriyor? Sofos gösteriyor tabii ki. Bilen gösteriyor. Ancak bilen sana bilmediğini, neyi bilmediğini gösterebilir. Sen o bilmediğini anladığın anda o zaman ortada kalıyorsun. Diyorsun ki o zaman şimdi ne yapacağız?
O zaman diyecek ki nereye döneceğiz? Bu, bakın orada trepo sözcüğü geçer. Trepo dönmek demek çünkü çevirmek. Der ki bu göremezlikten nereye dönmek lazım? Parmenides, diyalogdaki Parmenides'in söylediği genç Sokrates'e. Nereye dönmek lazım? Platon'a, filozofiye tabi. Filozofiye tabi olarak sahne değiştirmen lazım. Çünkü diyaloğu, Parmenides diyaloğu ne? Sonraki bütün muhakeme itibariyle aslında 90'ın sınırını koyuyor kendi içinden. Sonuç, bir desen de çok desen de bu işin içerisinden çıkamazsın diyor. Çıkamazsın. 90'dan eksodus muhakeme yoluyla mümkün değil. Zihinle halledilebilecek bir müşkül değil bu diyor. O zaman manyanın anlamı çıkıyor, manyanın. Çünkü manya seni yakalayan bir şey. Yani manyaya karşı senin yapabileceğin hiçbir şey yok. Manya seni yakalıyor ensenden ve çekiyor. Nereye doğru? Hakikatin diyarına doğru çekiyor. bu. Yani bu bizde çok net olmalı. Çünkü bu aynı zamanda logos ve patos bağlamlarını da doksa alete olarak tanımlar. Yani çünkü felsefe yapmak dediğimiz şeyle iş karışıyor. Felsefe yapmak diye bir şey yok. Felsefe yapamazsın. Çünkü filozof felsefe faaliyeti ne? Platon da tabi. Neyi yapacak? Dahası bir, çok net olarak söylemek lazım. Bizatihi bu teknenin, yani filozofya teknesinin bir ergonu. Tabi ürünü yani. Çünkü ustası kim? Evet. Manya senin elinde olabilecek bir şey değil ki. Hocam bu bağlamı başından beri koyduğunuz fikriyat, nazariyat ayrımıyla tekrar bakabilir miyiz? Olur. Şimdi... Nazariyat bağlamı burada filozofya faaliyetine tabi olarak. Eros itibariyle Kalos'un müşahedesinde çıkar ortaya. Dolayısıyla Kalos'un müşahedesi nazari bağlamdır filozofyada. Filozof için. Nazari bağlamdır. Öncesindeki çelişkiyle ilgili bağlam diyanoetiktir. Dolayısıyla da yani orada yapılan tek şey 90'ın içerisinden o değişende kalanı, değişimde kalıcı olanın fark edilmesidir. Ve fark edilmeyle birlikte aslında şüphesi çıkar. Meon'la ilgili şüphe çıkmaya başlar. Yani Meon'a güvenme, pistis. Pistis askıya alınır, öyle söyleyeyim. Yani muhakeme, evet muhakemenin sağladığı şey itibariyle pistis askıya alınır. Askıya alındığı anda, yani bu itikat ya da itimat, yani bir tür güvenme, yani şuna güvenme var. Bu askıya alınır. Şimdi dolayısıyla bu nerede bırakır şeyi, o kimseyi? Ortada bırakır. O zaman filozofya faaliyetine hazır hale geliyor. Bu, diyalogların verdiği bu bize. Hani diyalogları konusu filozofya olan bir oyun olarak görürsek ve bu oyunda filozofyanın sahneye konulduğunu görürsek, sahneye konulan filozofyayı incelediğimizde bunları söyleme imkanımız oluyor. Ayhan Hoca tüm derslerine biz neredeyiz diye başlar. Bu da olabilir yani. Biz neredeyiz ne yapıyoruz diye başlar tüm derslere. Yani o sahne yani. Yani muhakeme burada fikriyatla özdeşleşti mi? Evet. Yani. Filozofyadan bahsediyoruz ama. Çünkü evet. Sofos itibariyle nazariyat ve fikriyat farklı. Sofos itibariyle nazariyat ve fikriyat birbirinden ayrılacak şeyler değil. Çünkü aslında onu dil içerisinde ifade eder fikriyatla. Yani söyle öyle yani hani gördüğünü dile döker öyle söyleyeyim. Bir öğretme faaliyeti. Evet. Yani dolayısıyla Sofos'un faaliyeti asli itibariyle nazariyattır. Ama bu nazariyat fikriyattan ayrılmaz çünkü gördüğünü dile döker. Ama sen sofos değilsen,
O zaman sen fikriyattan, yani onun dile getirdiğinden, dilde teşhis ettiğinden bakarak nazariyat olmadığı için ne dediğini anlayamazsın. Sadece öyle ya da bu şekilde yorumlarsın. O zaman Noeton'la Horaton arasında ayrım olmaması da hakiki esasen bir ayrım olmamış dersin en baştaki Sophos için geçerli. Tabii elbette. Noeton, evet. Horaton falan görmüyor. Evet, evet, evet. O zaman evet. Tek bir şey görüyor. Tabii. Mağaraya dönme sorusunda da dışarı gördükten sonra mağaraya döndüğünde ora artık mağara değil, olmuyor. Mağara olmuyor. Çünkü orada görüyor ki aslında insanlar bunu yapıyorlar. Yani bu insanlarla ilgili bir durum. Fakat aynı zamanda da çok böyle keyfe keder, zihin yanılgısı filan değil yani. O doksa denilen şeyin bir zemini var çünkü. Ama burada benim kafamı karıştıran şey şu oldu başta. Biz Meon'u artık değil mi? Evet. Biz Meon'u artık, ya ben Meon'u artık bir yer gibi düşmeye başladım. Burası diyoruz ya sürekli. Ha. Meon burası. Ay yok. Böyle evet. Bir şeye düşmüşüm. O evet. Evet. Sophos. Yani Sophos olduktan sonra o Meon'la ilişkisi ne oluyor? Meon'da oluyor mu hala? İşte Askeleipos'u horoz meselesi bu. Hani ölmeden önce son anda kalkıp sağlık tanrısına bir horoz adam var onu unutmayın diyor ya. Yok hayır. Yani o Meon yani dolayısıyla da doksaya düşmüyor. Psike bu doksaya tabi olduğu sürece amnezi içinde ya amnezi olduğu sürece ne? Tam da Freud'un dediği gibi gündelik hayatın psikopatolojisine tabi. Yani aslında doksa itibariyle psike bir nevroz içinde. Az ya da çok. Dönüşün gerçekleştiği yer de burası. Yani mağara burada ama bu sanırım bir dakika. Mağara da burada, evet, dışarısı da burada. Elbette. Ama işte şey için, doksaya tabi olan için mağara, tabi olmayan için dışarısı burası. Ama şimdi bunu anlatabilmek için ne yapması lazım? İkiye ayırması lazım. Hem düşüncede ikiye ayırması lazım. Hem de metaforda ikiye ayırması lazım. Yani mağaranın bir içi, bir dışı olması lazım. Ben bunu sormak istemiştim hocam. Bu zihin, hafızanın açılması meselesinde. Yani aynı yere bakıyoruz değil mi? Elbette, bambaşka yani, bir... Tabii. Hafızane değişiyor. Aynı evet, evet, aynen. Evet, tamam. Evet, evet. Evet. Bu Tautan Tataron da aslında... Evet, ve mesela Tauton ve Tateron'un aslında Synteton'daki eşit konumu... çok önemli çünkü bu eşit konum aslında buraya ne veriyor? Bir temelsizlik veriyor. Temelsizlik veriyor. Bak dikkat edeyim. Çünkü bizatihi temel değil bu. Karşı temel. Öyleymiş gibi duruyor. Ama hiç değil de değil. Çünkü dynamise tabi. Yani burada bir dynamis var yani. Tauton, Tateron, Meon'a eşit şekilde katılması evet. Temelsiz. Tabii. Çünkü şuradan. Çünkü normalde sen eğer burayı esas alırsan Aristoteles gibi ne yapman lazım? Değişimde aynı kalanı açıklamak için cevher araz metafiziği oluşturman lazım. Burada cevher nedir? Esastır değil mi araza göre? İşte tam anlamıyla hikaye bu. Dolayısıyla bir karşıt çift olur. O karşıt çiftlerden bir tanesi diğerini domine eder. Ya da biri esas olandır yani. Değil mi? Bildiğimiz bu metafizik. Platon metafiziği değil işte. Bunu ısrarla Platon metafiziği zannedilir. En başta da Derrida. Bu Aristoteles metafiziği. Platon da Tauton ve Tateron buna eşit katıldığı için bu temelsiz. Bunun bir zemini yok Platon'da. Ama hiç yok değil. Yani Platon buna canım burada yanılsama bunlar gerçek değil demiyor. Hayır. Buradaki sorun şu. Dinamis var burada. Dinamis var. Kuvvet var yani. Bir kuvvet nüfuz ediyor her şeye. O zaman diyor bunu reddedemeyiz. Sofist de çok açık söylüyor bunu. Böyle bir şeyi nasıl reddederiz? Çünkü diyor bu neyle ilgili? Bizatihi varlığın kendisinin bir etkinlik ve dolayısıyla bir yaşantı, canlı oluş içeriyor yani. Eserinden bu eksik olabilir mi? Acaba konuşacak bir şey
Hazır toplu duruyor gel. Hocam top orla ilgili. 10 ve 10 dedik ya hocam. Evet. Şimdi tezle ilgili de mi durum bu? Evet. Yani tez olmayan gibi bir tezlik mi? Evet, çünkü yani 10 orada tez oluyor. Aha. Dolayısıyla meon onun karşı tezi oluyor. Karşı tezi ne oluyor? Bir tür aslında kalp para gibi oluyor. Sahte para gibi. Sahte para var mı arkadaşlar? Yani var. Ama para sahte. Peki paranın sahte olduğunu ne zaman öğreniyorsun? Ta ki hakiki parayı öğrenene kadar. Hikaye bu. Dolayısıyla filozofya senin hakiki parayı ne yapman? Teşhis etmen. Hakiki parayı teşhis ettiğin anda anlıyorsun ki öbürü sahte para. Ama o zaman şöyle söylüyor musun? Bu para yok diyemezsin. Var, maddesi de var yani. Ama onun hiçbir geçerliliği olmadığını fark ediyorsun. Bu kadar basit. Hocam yani varlık olmayan diyoruz ya. Zemin olmayan. Evet. Değil mi? Hayır. Şimdi bak, eğer zemin olmayan dersen, zemin olmayan, evet yani ondan ne kastettiğin önemli. Zemin olmayan, eğer hiçbir şekilde zemin diye bir şey. Çünkü varlık olmayandan ne kastettiğimizi tam anlayamıyoruz. İşte mesele o. Çünkü varlık olmamakla antitez olmak aynı şey. Tamam. Yani evet. Zeminsiz. Dolayısıyla da varlıkla varlık olmayan enantiyon değil. Antitez. Aradaki fark bu. Eidos'la ilgili konuşmalara geçemedik. Buradan devam edeceğiz. Tamam.